Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere mükemmeliyetçilik bilişsel çarpıtmasını önlemeye yönelik bazı öneriler hazırladık. Sözlüğünüzden meli malı hecelerini bir süre çıkarın. Mükemmeliyetçiler yaptıklarından çok ne yapmaları gerektiği, neleri yapmaları ya da asla yapmamaları gerektiği hakkında düşünür ve konuşurlar. Bu tür mutlak değerler sizi kaçınılmaz başarısızlığa hazırlar. Burada bahçede oturmak yerine gelecek haftanın sunumu üzerinde çalışmalıyım demek yerine kendinize biraz rahatlamak için zaman ayırın ve daha sonrası için biraz çalışma zamanı planlayın. Ya da kendinize bu testteki her soruyu doğru yapmalıyım demek yerine elimden gelenin en iyisini yapacağım ve hatalardan kaçınmak için dikkatlice bakacağım demeyi deneyin. Siyah beyaz dili kullanmayı bırakın. Mükemmeliyetçiler olası sonuçların ya mükemmellik ya da başarısızlık olduğunu düşünür ve ortası olmayan senaryolar kurarlar. Bu durum birkaç kaçınılmaz kusurla bir hedefe ulaşmayı imkansız hale getirir ve bir işi başkasının memnuniyeti için tamamladığınızda bile kendinizi kaybeden gibi hissetmenize neden olur. Kelime dağarcığınıza kabul edilebilir ve yeterince iyi gibi sözcükler ekleyin ve akademik görevlerinizi, sonuçlarınızı değerlendirirken bunları kullanın. Başarılarınızı her gün, hafta, ay ve yılda listeleyin. Her akşam ne kadar sıradan olursa olsun o gün başardığınız en az bir şeyi yazın. Yemek odasındaki ıvır zıvır çekmecemi boşalttım. Aynısını haftalık, aylık ve hatta belki yıllık olarak yapın. Bu süreçte ne kadar çok şey yaptığınızı ve dolayısıyla yaşadığınız durumun başarısızlığın tam tersi olduğunu anlayacaksınız. Yaptığınız bir işin ne kadar mükemmel olduğunu değerlendirmeyin. Sadece ne yaptığınıza odaklanın. Küçük günlük meselelerde kasıtlı hatalar yapın. Bu aslında biraz eğlenceli olabilir. Ancak asıl amaç diğer insanların her şeyi mükemmel yapıp yapmadığınızı ne kadar az önemsediklerini size göstermektir. Çoğunlukla kusurlarınızı fark etmezler ve fark ederlerse de genellikle umursamazlar. Örneğin şunu deneyin. Bir e-postada birkaç kasıtlı dil bilgisi hatası yapın. Ya da bilerek üzerinde leke olan bir gömlek giyin. Ve işler zorlaştığında endişelenmeyin. Ailenize, öğretmeninize veya sınıf arkadaşlarınıza danışarak yardım isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.